Yani Mehmet Bey'in dediğini aslında biraz özetlersek, günlerdir bizim de altını çizdiğimiz şeyi söylüyor. Yani anket yapıyorsun, Türkiye'nin problemlerini kim çözer? Birinci sırada AK Parti çıkıyor, ikinci sırada kimse yok. Bu şu anda muhalefetin acizliğinin en iyi göstergesi. Belki de gerçekten bir şeylerin tabana vurması lazım. Yani bu denklemden gidince İyi Parti'yi, eğer İyi Parti normal aday çıkartamıyorsa, AK Parti'yi yenecek politika üretemiyorsa, seçilecek aday çıkartamıyorsa kapatın gitsin dükkanı o zaman. Yani look at the tabela. Değil mi yani? Yani bütün varlığı şeyinin üzerine mi kurulacak abi? CHP'nin adayını desteklemek üzerine bir parti mi olacak? Şu anda MHP de tamamen AK Parti'ye bütün geleceğini bağlamış durumda. Yani Yeşil Sol Parti, hadi diyelim HDP'nin daha farklı bir duruşu var. Şeyde daha bir yere odaklanmış. Oradan hala milletvekili çıkar. Çıkarsa ne olacak? Oraya da şey atıyorlar, kayyum atıyorlar. Ne yazık ki yönettirmiyorlar. Zaten Selahattin Demirtaş cezaevinde baktığın zaman. Ben yani şu anda ama yine bir farklı bir açıdan bakarsanız da yani Türkiye'nin en kalabalık Kürt şehri hangisi? Hayır, Diyarbakır değil. İstanbul. Yani şu anda İstanbul'daki Selahattin Demirtaş eğer Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeseydi, tweetleri atmasaydı Ekrem İmamoğlu seçilemeyecekti ilk şeyde 13 bin farkın. Değil 13 bin fark, yani 200-300 bin farklı AK Parti seçilecek yani hiç oy vermese bile. E şimdi ne olacak? Yani hiçbir şey çıkartmayacak mı? Bir Sırrı Süreyya Önder bir belediye başkanı da olmayacak mı mesela şeyden? Tip ne yapacak? Ya büyük bir boşluk var siyasette. Parti vermek yerine parti mi kursak? Öyle bir noktadayım vallahi bak yani hani. Bunu ben görüyorum, sen görüyorsun. Bakıyorum, bütün şeyi görüyor şu anda. Yani müthiş bir moral bozukluğu var. Kılıçdaroğlu oturmuş koltuğa, sıkı sıkıya tutunuyor. Koltuğumdan kalkmayayım da ne olursa olsun yeter. İstanbul'da gitsin, Ankara'da gitsin. Aman boş ver, bunlar yarın bir gün tıpış tıpış gelirler, bize oy verirler. Bir halüsinasyon içinde yani. Ben etrafımda büyük bir öfke ve kızgınlık görüyorum. Hiç kimse şey yapmak istemiyor. Yani ne yapacağını da bilemiyorlar. Ve de şimdi ne olacak? Mehmet Ali Bey'in dediği de haklı. Bu kaybet kaybet zincirine doğru gidiyor. Şimdi tabii CHP'de şöyle bir hava var. Abiciğim onlar gelirler. Bak şimdi böyle der o Meral Hanım. Biz çok gördük Meral Akşener'i. Kalkar masadan gelir buraya oturur. Değil mi? Bu mantık var yani şimdi. Ama Meral Akşener Fatih Altaylı'ya büyük cümleler etti. Geri döner mi? Dönmez de diyemiyorum yani. Hani heterodoks politikalardan bu politikaya geçtiğimiz bir ekonomiyi anlattım biraz önce sizlere. Yani 180 derece dönen 5 dakikada bütün işlerin değiştiği bir siyasi atmosferde yaşıyoruz. Partisiyle de alakası yok. A partisi, B partisi, 3 aşağı 5 yukarı herkes de aynı hava var. Ama ya olan bize oluyor biliyor musunuz? Bizim geleceğimize oluyor. Bana sorarsanız er meydanı seçimler. Yani İyi Parti parti olmak istiyor mu? Abicim çıkart güçlü adayı o zaman. Yeni projeler sun, bilmem ne sun. İlla yani kimsenin de şunun hakkı yok. CHP'lilerde şöyle bir şey var. Meral Akşener acaba İstanbul'u kaybettiren lider olmayı göze alabilecek mi? Pardon. E Kılıçdaroğlu. O göze alıyor da o niye almasın kardeşim? Yani kaybedince İstanbul'u kaybedince Meral Akşener mi kaybettirmiş oluyor? O zaman daha güçlü bir aday bulsaydınız, adayınız iyi çalışsaydı da AK Parti'nin adayını geçseydi derler adama. Ya da İyi Parti'ye derler ki ya iyi bir aday çıkart da sen de niye Ekrem İmamoğlu'nun arkasında tamam seviyorsun, oğlun kadar seviyorsun, çok şey yaptınız ama yok mu ya koskoca partide? O zaman kapatın gitsin zaten yani. Girmeyin yani seçimlere. Şimdi böyle büyük büyük laflar şeylerden, CHP'li gazetecilerden böyle. Daha çok CHP'den nemalanan gazetecilerden. Yani CHP'li de demeyelim çünkü. O da bugün duygusal biliyoruz yani. İhale peşinde adam ya. Yani. Bugün orada, yarın o öbür tarafta. Yani onları da bildiğimiz için. Bana sorarsanız herkes adayını göstersin. Tip mi? Göstersin kardeşim tip de bir aday. Ne bekliyor? Yok mu bir tane? Yok mu kardeşim Halk TV'de kimse? Alsınlar birini göstersinler yani. Altyazı
bu şartlar altında bir su söyleseniz ya İlknur Hanım'dan rica edebilir miyim acaba? Yeni umacı ama İyi Parti böyle yaparsa bilmem ne olur işte. HDP akıllı oynamalı. Niye Erdoğan'a karşı? Ya belediye başkanı seçiyoruz ya. Öyle demeyin. İstanbul'u kaybedersek Afganistan olacağız. Mı diyecekler, ne diyecekler? Asıl abi dün yani Fatih Altaylı'nın dünkü röportajda bomba detaylar var yani. Hızlı dinleyince görmüyorsun. Mesela dün dedim ya yani neydi Hakan? Bayrakçı. Hakan Bayrakçı. Sonar kurucusu, CNN yorumcusu, CNN Türk yorumcusu. Meral Akşener'e gidiyor, şeye gidiyor, Ümit Özdağ'a gidiyor. Biz de ondan sonra Ümit Özdağ'a sorduk. Bunları hangi sıfatla yapıyor bilmiyorum ama bir anlamda hani Kılıçdaroğlu'nun aday olması için ya da Meral Akşener'in aday olması için ya da kalkması için altılı masa yani ne için olduğunu bilmiyorum yani ama bayağı bir şey dizayn ediyor yani. Yine Meral Akşener diyor ki biz diyor masadan kalktık diyor, eve geldik diyor. Televizyonda Ersan Şen vardı diyor. Çağırdık diyor. Kendisine Cumhurbaşkanı adaylığını teklif ettik diyor. Şimdi siz de zannediyorsunuz ki abi büyük bir akıl var tamam mı? Her şeyde böyle Levent Gültekin var ya. Abi çok büyük bir akıl var. Derin devlet aklı. Bu akıl diyor ki Ersan Şen'i bunlar Cumhurbaşkanı adayı olarak şey yapsınlar ve bilmem ne olsun. Abi öyle değil ha. Akıl dediği şey oturuyorlar. Lütfü Türkkan var. Herhalde yani Lütfü Bey orada mıdır bilmiyorum. Şey var, Meral Akşener var. CNN Türkiye açıyorlar. O sırada Ersan Şen atıp tutuyor Kılıçdaroğlu'na. Ersan Şen'e mesaj atıyorlar. Çağırıyorlar. Ersan Şen geliyor. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı adayı olur musun? Yani şimdi sen bunu Meral Akşener demese, hani ağzından kaçırmasa dersin ki abi çok büyük bir akıl var. Yani şeyin arkasında hani bu şeyin kur baba kur yani hani dünyayı 5 aile yönetiyor ya o 5 aileden bir tanesi Soros'a demiş ki siz gidin açık şey vakfına o vakıftan bir haber yollayın. Oradan bir ulak gelmiş gitmiş konuşmuş Meral Hanım'la ikna etmiş demiş ki ya bu Ersan Şen'i biz oradan çıkartalım işte kim dedi işte Rothschild ailesi dedi ki Soros'larla birleşmişler buna karar vermişler. Falan gibi şeyler kuruyorsun sen. Öyle değil. Oturmuşlar televizyon seyrederken. Ben de olabilirdim. Yani sen de olabilirdin yani. Bir tek orası değil abicim. Yani ben şimdi yanlış anlaşılmasın. İyi Partililere lafım yok. Herkes de durum bu. Yani öbürü danışman alıyor. Danışman ana avrat buna sövmüş neredeyse yani. Gizli gizli de değil. Tenhada değil. Sosyal medyadan açık açık yani. Birisi de girip bakmamış ya. Çok basit bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu ve kadın hanımefendinin adını yazdığın zaman Google çıkartıyor zaten yani ne çıktığını. Danışmanı atayacağız. Mesela biz burada bir arkadaşımızı işe alırken bir Google'luyoruz kimmiş. Hani bize sövmüş mü? Yani şey yapmış mı? Bakıyoruz yani. Çok da zaman alan bir şey değil inanın. Yani mesela neydi hanımefendinin adı? Ben isterseniz şöyle bakayım şimdi mesela. Neydi? Pirnaz. Ha, bir dakika. Kemal Kılıçdaroğlu. Bak şimdi. İsterseniz zaman tutalım. Başla. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Neydi? Perinaz Mahpeyker Yaman. Perinaz Mahpeyker Yaman. Yaman. Search ve de Twitter'da bütün şeyler karşımda. Kaç saniye sürdü? 15 saniye. Yani çok zaman ayıracağınız bir şey değil yani. 15 saniyede araştırabiliyorsunuz. Hatta yani benim barda sorsam o daha da hızlı çıkartır yani hani. Ama diyoruz ya derin siyasette zaman yok. Çok koşturuyorduk zamanım yok diyor. 15 saniyeni alıyor ya. Bir dakika versen daha da büyük şey olacak yani. Search edeceksin. Ama zamanı yok. Bütün siyaset böyle dizayn ediliyor abicim. Yani dün biraz vasatlıktan bahsettim ama ben tabii kibar bir insan olduğum için orada frene bastım vasatlıkta diye yani. Ya bu çok vasat şeyler var falan diye yani. Ya bambaşka bir yere de götürebiliriz yani hani.